Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ev Yemek kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat görmüş olduğunuz gibi 11:05 geçiyor. Ben 10'da kalkmıştım. Bugün öğlene kadar eşim de evde. Bir 10 dakika falan olmuştur. Perdeciden aradılar ve storumu getirdiler, taktılar. Görmüş olduğunuz gibi böyle çiçek gibi olmuş. Bugün de çok güneş vardı. Geldiği iyi oldu. Çünkü güneşliği böyle kapatıyorum çok güneş olduğu zaman. 55 TL'ye yıkadılar arkadaşlar. Mis gibi de oldu. Şimdi ben hızımı kaybetmeden mutfağa gidiyorum. Kahvaltı hazırlığına başladım. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Eşim aşağıya gidiyor. Ben yukarı gidiyorum arkadaşlar. Buz gibi. Ben nereye gidiyorum? 101'den tereyağı alacağım. Bugün sizlerle birlikte Allah'tan bir şey çıkmazsa iki tane çok güzel bir tarif yapacağım. Bir tanesi tatlı olacak. Benimkilere birkaç gündür tatlı yapmadım. Bir tanesi de dün akşam gördüğüm çok güzel bir kurabiye. Ama tuzlu kurabiye. 101'e gideyim, tereyağı, yumurta bir iki eksiğim var, onları alayım. Orada görüşürüz. Şimdi geldim, pastalar için bu tereyağını alıyorum. Bir de size bir şey göstereceğim. Bu yumurta indirimdeydi, 9 liraydı sanırım. Bir de krem şantiler 8 liraya düşmüş, bunları aldım. Şimdi aktüellere de bakayım, buradan gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, ben mutfağa girdim. Bugün iki tane güzel bir tarif yapacağım sizlerle birlikte. Bugün yemek derdimiz yok. Neden yok? Dün akşam vlogu kapattım, videomu yükledim, bayağı işlerimi hallettim, tencereleri falan boşalttım. Eşim 2:30 falandı geldiği. Ondan sonra tabii ki geç yattım. O da bizle yemek yemediği için bugün yemeklerimiz var. O yüzden dedim bugün pasta yapayım. Hem komşumun tabağı var, onu vereceğim. Hem de epeydir böyle aklımda kum pasta var. Ben ilk defa yapacağım. Onu yapacağım bugün sizlerle birlikte. Benimkiler çikolatalı şeyleri çok seviyorlar zaten. Söylüyorum ara ara. Daha sonra da dün akşam Emine Hanım'da çok güzel bir tarif gördüm. Bayıldım. Ben öyle bidi bidi şeyleri çok severim. Tuzlu bir tarif. Kurabiye olarak geçiyor. Allah'tan bir şey çıkmazsa tereyağı aldım. Onu da yapacağım. Ama tabii ki sizlerle birlikte yapacağız. Kumlu pastayı benim arkadaşlarımdan deneyenler var. Aslı ile Esengül çok güzel olduğunu söylüyorlardı. Ben açıkçası hiç yapmamıştım. Kısmet bugüneymiş. Şimdi malzemelerimi buraya çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi borcamını da yağladım. Şimdi ilk olarak kumlu pastayı yapalım. Fırına atalım. O fırında pişerken zaten sosunu falan yapacağız. Onu yapıp hemen dolaba attıktan sonra da diğer pastamıza geçeceğiz. Aslında bugün mutfak temizliyesim vardı arkadaşlar. Ama nedense dedim yarın erteleyeyim. Bugün onu iptal ettim. Buzdolabımın içi bayağı bir karışık durumda. Buzdolabımın raflarını yıkamam lazım. Artık onları Allah'tan bir şey çıkmazsa herhalde cuma günü yapacağım. Artık bakalım duruma göre. O zaman şimdi hadi başlayalım bakalım pasta yapımına. Şimdi malzemelerimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. 4 tane oda sıcaklığında yumurta var. 1 su bardağı klasik su bardağı şeker. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt, normal klasik kek hamuru, 2 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin var. Bir de ne var? 2,5 yemek kaşığı kakao var. Unum burada, unumu daha bardak ölçüsü yapmadım. 1,5 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Ve büyük boy borcama, yağladığım borcama kek harcımı dökeceğim. 175 derecede güzel kontrollü bir şekilde pişireceğim. Fırından çıktıktan sonra diğer aşamaları inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Ben şimdi ilk olarak 4 tane yumurtamın üzerine şekerimi dökeyim bakalım. Evet, güzel bir şekilde köpürene kadar çırptım. Şimdi sütümü ekliyorum. Ve tabii ki sıvı yağ. Şimdi bunları da güzel bir şekilde çırpalım. Şimdi bu aşamada mikserimi kaldıracağım. Kakaoyu, unu miksersiz çırpacağım. Şimdi 2,5 yemek kaşığı kakaoyu ekledim. Vanilyayı ekliyorum. Şimdi de unumu ekleyeceğim. Söylediğim gibi 1,5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı. Aslında her yaptığım tarifin aşağıya
bütün malzemelerini eklemek istiyorum ama arkadaşlar gerçekten zaman yetmiyor. İlk etapta bütün hepsini ekliyordum, bilenler bilir. Yine de elimden geldiğince unutmadığım, vaktim olduğu zamanlar muhakkak eklemeye çalışacağım tabii ki. İkinci paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Fırınımı da önden açmadım. Şimdi 2 dakika fırında çalıştıracağım. Şimdi şöyle güzel bir şekilde karıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar, kekim hazır. Fırınımı da hemen keki boşaltmadan çalıştırdım. 175 derecede kontrollü bir şekilde pişireceğim. Ondan sonra inşallah sizlerle birlikte bakacağız nasıl olacak. Kekim bu şekilde fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle delikler açtım sütü daha iyi çekmesi için. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir su bardağı soğuk sütü üstüne döküyorum. Fırından çıktığı bir 5 dakika oldu. Ondan sonra sütü döktüm. Evet, süt tamamdır. Şimdi sütü çekene kadar ben burada altını açayım. Muhallebimi hazırladım. Ne var? 3,5 su bardağı süt var. Yarım yemek kaşığı şeker var. 1 tane yumurta sarısı var. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un var. Nişasta fark etmiyor, buğday, mısır. Daha sonra 1 paket vanilya var ama onu kıvam aldıktan sonra koyacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı da var. 2,5 yemek kaşığı kakao var. Başka söylemediğim bir şey yok. Bu kadar malzemeleri. Şimdi kıvam alana kadar güzel bir şekilde karıştıra karıştıra pişireceğim. Ondan sonra tereyağını, vanilyasını ekleyeceğim. Hemen görüyorsunuz zaten kek sütü çekti. Kekle buluşturacağım. Bunu döktükten sonra da petibör bisküvim var. Onu da rondodan geçireceğim. Üstüne dökeceğim. En son dolapta soğuduktan sonra da süslemesini yapacağım. Şu an bayağı bir sıcak. Ama güzel oldu, görüyorsunuz. Şimdi muhallebimiz pişsin bakalım. Ona göre dökerken sizlere tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaynadı. Hemen o esnada vanilyamı ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekledim. Kıvamı çok güzel oldu. Kakaom da bitmişti. Sadece 1 yemek kaşığı kalmıştı. Allah razı olsun, karşı komşumu aradım. Onda varmış. Ondan aldım. Bu kadar markete gidiyoruz ama hala eksik bitmiyor. Bir de gerçekten çok pasta börek yaptığınız zaman hiçbir şey dayanmıyor. Evet, şimdi biraz daha böyle kaynasın. İyice yedireyim. Kıvamı görüyorsunuz zaten. Kekim de orada. Hemen kekle buluşturacağız. Ondan sonra da bisküvileri rondodan çekeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi pastamın kremasını sizlerle birlikte döküyoruz hemen. Bu pastada soğumasını bekleme gibi bir şeyimiz yok. Şöyle birazcık indireyim. Evet. Şimdi bakın, biraz kabuklandı. Ben 2 dakikada bulaşıkları ayarlarken hemen çırptım. Bismillahirrahmanirrahim, kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten güzel oldu. Eşim de Yaren buna bayılacaklar. Çünkü çikolatalı şeyleri çok seviyorlar. Ben yiyorum, yemiyor değilim ama böyle çok düşkün değilim çikolatalı tatlılara. Normalde çikolatayı çok severim. Ama bu kakaolu tatlılar yani pek benim damak tadıma uymuyor. Ben sütlü tatlıları çok severim. Yaş pastada bile ben meyveliyi severim arkadaşlar. Yani herkesin damak tadı farklı ama eşimle kızım için seve seve yapıyorum. Çünkü onlar normal sütlü tatlıları da severler ama bunu da severler. Geçenlerde tarif defterimi paylaştığımda Neslihan Hanımcığım bana güzel bir fikir vermişti. Yeşim Hanımcığım her hafta bir tatlımızı yapın demişti. Allah kısmet ederse birkaç gün sonra yoğurt tatlısını yapacağım arkadaşlar. Bu tatlım benim yarına kalmaz çünkü komşuma vereceğim. Eşimle kızım yiyecek. Çok kalacağını zannetmiyorum. Evet, şimdi şuradan bir kaşık alalım. Bu çektiğim gibi hiç kaba dökmedim. Evet, her tarafına gelecek şekilde bir pakete yakın petibör kakaolu bisküviyi rondodan geçirdim.
Buzluğumda ahududu var, onunla süsleyeceğim. Sizler isterseniz sadece Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Her tarafını eşit bir şekilde şimdi bunları dökelim. Buradan Aslıcan'ı da öpüyorum. Bana o fikir verdi. Grubumuz var, orada paylaşmıştı kum pasta yapacağım diye. Ben de dedim ki onu hiç yemedim de yapmadım da. Vallahi yap Yeşilcan, çok güzel oluyor dedi. Epeydir niyetim vardı ama kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bugün ilk defa yapacağım pastalar bunlar. Şöyle göstereyim. Pastam görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi oda sıcaklığına geldiği zaman ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Kendine geldikten sonra keseceğim. Dediğim gibi buzlukta güzel ahududum var. Pardon, frambuazım var benim. Ahududu deyip duruyorum da frambuaz var buzlukta. Sunum aşamasında tekrar görüşürüz. Buraları toparlayayım. Hızımı kaybetmeden hemen diğer tarifimize geçelim. Şimdi hızımı kaybetmeden ikinci tarifime geçmek istiyorum. Ondan sonra çünkü birkaç işim var. Onları halledeceğim arkadaşlar. İkinci tarifim Berat Atlı Dünyası. Emine Hanım'ın tarifi. Emine Hanım'ı ben birkaç senedir severek takip ediyorum. Özellikle o baklava açışına hayranım. Bir de o kadar kalbi güzel bir insan ki ben ona YouTube'dan yorum yazdığımda bana hemşerim diye böyle cevap verdi. Çok çok mutlu olmuştum. Instagram'dan da takip ediyorum. Dün akşam bu pastayı, yani bu kurabiyeyi orada görünce dedim Yeşim bunu yarın hemen yapmalısın. Çünkü bayıldım. Özelliği bir ay boyunca saklama kabında ağzı kapalı bir şekilde saklarsanız hiçbir şekilde bozulmuyor. İsterseniz de buzluğa atabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi malzemeleri göstereyim. Yoğurma kabımda 250 gram tereyağı var oda sıcaklığında. Ben peteğin üzerine koyduğum için yağım bayağı bir yumuşadı ama hiç sıkıntı değil. Bir tane yumurta akı kullanacağız. Yumurta akım çok. Neden? Bir taneyi kırdım. Elimden kaydı gitti. İkinciyi üzerine ekledim. Biraz o yüzden bir taneden fazla gibi oldu sanki. Bir tane yumurta sarısı, sarıyı üzerine, akı içine atacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozumuz var. Burada bir çay kaşığı pul biber var. Bir çay kaşığı mahlep var. Mahlep acayip seviyorum. Şu an kokusu bile o kadar güzel ki. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. 5,5-6 su bardağı kadar da unumuz var. Kontrollü ekleyeceğiz. Daha fazla da olabilir tabii ki. Şimdi ben telefonumu sabitleyeyim. Güzel bir şekilde malzemeleri ekleyelim. Hamurumuzun kıvamı gelsin. Ondan sonra da sizlerle birlikte şeklini yapalım. Şekline bayılacaksınız. Ben çok beğendim. İnşallah Emine Hanım gibi de becerebilirim diyorum. Az önce söyledim. Burada zaten tereyağım var. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bugün bulaşık makinem sırf böyle kaplarla dolacak ama hiç önemli değil. Yumurta akımız var. Sarısı üstüne söylemiştim. Sanki malzemelerde sirke vardı. Ben koymadım gibi geldi ama baktım sirke yokmuş. Şimdi tuzlu şekeri, mahlebi, pul biberi ekliyoruz. Şöyle. Şu yumurta sarısını şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar tabakla tozumu açayım. Gerçekten nedense aklımda izlerken böyle sirke kalmış ama bilmiyorum. Bir daha baktım tarife, yoktu. Kabartma tozunu öyle koyalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şekilde yoğuralım. İnşallah çok güzel olur. Evet, unumu ekliyorum. Şöyle yarısını ekleyeyim. Kabartma tozunu her zaman unla beraber katın. Ben hiçbir zaman önden katmam. Hep böyle unun üstüne katarım. O şekilde daha güzel oluyor. Dün izlerken baktım Emine Hanım da öyle yapıyor. Ben gerçekten hep alışkanlık böyle keklerde olsun, poğaçalarda olsun. Unu katarım, ondan sonra kabartma tozu katarım. Evet, un istiyor tabii ki. Bakalım bu 6 bardak un yeterli gelecek mi? Tarifte 5,5-6 bardak yazıyor arkadaşlar. Ay dün çok güldüm. Özelden şimdi ismini hatırlamıyorum. Instagram'dan Yeşimli Günler, orada da takip etmeyen, bilmeyen arkadaşlar varsa orayı da aktif kullanıyorum. Bir arkadaşım yazmış, bir kardeşim. Ay adı neydi gerçekten şu an, kusura bakmasın, unuttum. Yeşim abla demiş. O bir gün önceki demiş bir tencere dolusu kocaman demiş sulu köfteyi yediniz mi demiş. Dün biliyorsunuz tavuklu pilav yapmıştım. Ben de dedim ki canım dedim yanına sadece brokoli salatası yaptım, turşu yaptım, başka bir şey koymadığım için. Eşim 3 tas içti, ben de dedim 2 tas içtim, 1 tas da yarın içti.
çok az dedim, bir tabak kadar kaldı. Maşallah yazmış. Ay nasıl güldürdü beni. Yoksa hiçbir şeyi asla ziyan etmemeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Bakın kıvamı bayağı bir yumuşak. Daha istiyor. Ya beni öyle güldürdü o kardeşim. Bugün de o yüzden tavuklu pilav biraz var. Çorba da 2 tas kadar var. Saatte bu arada 3 oldu sanırım. Mahlep sevmiyorsanız koymayın ama mahlep bilmiyorum çok güzel bir baharat. Ben çok seviyorum. Bakayım şöyle. Oh, mis gibi kokuyor. Evet, yuvarlanıyor. Ufak ufak yuvarlakla konuşamadım. Böyle ufak ufak yuvarlaklar yapacağız arkadaşlar. Bence bu un yeterli. Yani ne kadar diyeyim size? 5,5 su bardağı un yetti. Normalde 6 su bardağı koydum ben. Şimdi güzel bir şekilde böyle biraz daha yoğurayım. Tepsimi falan da getireyim. Sizlerle şeklini yapalım. Aynı eşit oranda yapayım ki yanlara da 6 tane gelecek şekilde. Yani akşama kadar yaparım bunu galiba da. Size çektikten sonra hızlı bir şekilde yapacağım inşallah. Şöyle 3. Bakın o çok büyük oldu. Orantısız. Aslında ilk etapta yuvarlakları yapıp da devam edeceğim de şimdi size göstermek için 2 tane yapacağım. Ondan sonra ben ilk yuvarlakları yapacağım. Birleştirmesi daha kolay olacak. Şu ışığın bu cız öyle bir rahatsız ediyor ki beni anlatamam. Böyle duruyor. Oh be. Gerçekten kafamı ağrıtıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapıyoruz. Ve 6. Şimdi bunları böyle birleştireceğiz. Uçlarını görebiliyor musunuz? Şöyle şu şekilde hafiften böyle nasıl diyeyim sivrilteceğiz. Evet, bakın bıçak alacağım şimdi. Şimdi bunu buradan nasıl alacağım onu bilmiyorum. Şöyle iyice bastırayım. Buralarına da şöyle elimde iç ay çekirdeği var. Buralarına birkaç tane onlardan saplamayı düşünüyorum. Olmazsa çörek otu da çok yakışıyor. Çörek otu da koyabilirsiniz ama ben bunu koyacağım. Şimdi tepsimi alayım. Evet, başarılı bir şekilde aldım. Şimdi ikinciyi yapalım. Gerçekten böyle zor gibi gelmesin. Yapımı çok zevkli. Bilmiyorum ben sevdiğim için böyle uğraşmalı şeyleri. Bu arada görüyor musunuz? Dünkü tabaklarım da hala oradalar. Kaldıramadım. Şimdi bir tane ortaya. Çok büyük yapmayacağım ben. Tadını çok merak ediyorum. De yapıyoruz. Bakın şöyle. Çok hafif sivriltiyorum sadece. Yuvarlak da yapabilirsiniz ama dediğim gibi Emine Hanım böyle yapmıştı. Benim çok hoşuma gitti. Onun bütün tarifleri harika. Gerçekten aranızda takip eden arkadaşlar var. Daha önce tarifini yaptığımda bana yazmıştınız. Hemen bu şekilde hiç şeklini bozmadan tepsime koydum. Şimdi ben sizleri sıkmamak adına hızlanayım. Yumurta sarılarını sürerken tekrar sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şimdi balkona geldim fırın için. Size çekmediğimi hatırladım. Instagram'a çekince burayı bazen çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. Kurabiyelerim görmüş olduğunuz gibi hazır. Ben ortalarına ay çekirdeği koydum. Sizler isterseniz susam veya çörek otu koyabilirsiniz. Emine Hanım da çörek otu koymuştu sanırım. Şimdi fırına gidiyor bakalım kurabiyeler. Şimdi annemle konuştuk. Telefonu anca yeni kapattım. Bu kaktüslerimi sulayayım istedim. Bayağı bir geç suluyorum artık arkadaşlar. Şöyle azıcık bir şey su veriyorum. Bakın sizlere de göstereyim istedim.
Bu biraz bayağı bir az oldu yalnız. Heh, şu kadar. Bakalım burada şeyi değişecek mi? Ay veremedim buna. Neyse ona birazdan tekrar dökerim. Burada dediğim gibi bakalım değişecek mi? Orada bayağı bir kötü olmuşlardı biliyorsunuz. Bir tanesi hatta öldü diyeyim artık. Şöyle buna da verelim. Bu o kadar güzeldi ki ben izne gittim geldim bir gerileme yapmış bunda. Bakın böyle çok azıcık bırakıyorum. Sizler de eminim böyle yapıyorsunuzdur. Hani yanlış mı yapıyorum dedim ama. Bu şekilde. Şimdi bunları suladım. Nereye geçiyoruz? Bunu da buraya bırakmıştım. Biraz karanlık. Buna da şöyle azıcık verelim. Evet, şimdi pastama bakayım. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Ev o kadar güzel mahlep koktu ki anlatamam sizlere. Hiçbir şekilde şekillerinde değişme olmadı arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu. Bakın. Harika oldu. Şimdi ikinci tepsi pişiyor. Ben burada tavuğumu falan da böyle hazırladım. Birazdan sunum yapacağım inşallah. Çok güzel oldu. Biraz ılısın, sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Evet arkadaşlar, şimdi bu güzelliği sizlerle paylaşayım. Söylediğim gibi benim dolabımda frambuaz vardı. Onunla süsledim. Tabii ki de şart değil. Vallahi yoruldum ama yaptığınız şey böyle güzel olduğu zaman her şeye bedel oluyor. Tadına baktığım zaman sizlerle paylaşacağım. Ben ilk defa yaptım kumlu pastayı. Söylediğim gibi arkadaşlarım çok methediyordu. Ve burada da bu güzellik. Buna bittim. Bir tane yedim. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle abartmıyorum size. Kıyır kıyır olmuş. Sadece altı birazcık daha pişseydi. Böyle bir 5 dakika daha kalsaydı daha güzel olacaktı ama gerçekten pişmiş. Harika olmuş. Bunun bir tepsisi daha fırında. Bir bu kadar daha fırından çıkacak inşallah. Şimdi hemen pastamı dolaba koyacağım. Biraz daha soğusun. Ondan sonra komşularıma getireceğim. İnşallah beğenirler. Söylediğim gibi ben de ilk defa yaptım. Tadı, lezzeti inşallah güzel olmuştur. Kurabiyem tamam. O geçti. Geçer not aldı çünkü onu yedim. Ama bunun tadına bakmadım. Görüntüsü zaten sözün bittiği yer. Ellerime kollarıma sağlık. Eğer yaparsanız sizlere de afiyet şifa olsun diyorum. Artık evlerdeyiz. Bol bol pasta, börek, temizlik bizi bekliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Rabbim sağlık versin. Herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Ben gerçekten bazen arkadaşlar soruyor. Hani bu kadar çok şey yapıyorsun, yiyorsun ama kilon normal diyorsunuz. Gerçekten bu yaptıklarımın hepsini bitirme gibi bir şansımız yok. Komşularıma veriyorum. Buzluğa atıyorum. Hani bir seferde oturup mesela şu borcamın hepsini yesem veya da bundan 3-4 dilim yesem tabii ki de 80-90 kilo olurum ama yani hareket de var tabii ki. Akşama kadar oturmuyoruz da. Vallahi göstermelere doyamadım. Ama cidden çok güzel olmamış mı? Şimdi yerlerine kaldıralım. İşlerime devam edeyim. Bakın karşı komşuma getirdim. Şimdi alt katta komşuma getireceğim ama sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolapta sadece 1-2 saat durdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok rahat bir şekilde çıkardım. Ama tadına bakmadım. Tabii ki de tadına akşam bakacağım. Ama görüntü enfes. Bunu da fırından şimdi çıkardım. Soğumasını bekliyorum. Şimdi komşuma da tabağı getireyim. Ondan sonra buraları toparlayayım. Eşim gelene kadar biraz dinlenmem gerekiyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok mutlu oluyorum. Böyle yaptığım her şey tam kıvamında olunca sizler de öylesinizdir. Öyle bakalım. Evet arkadaşlar saat 5'e geliyor ve ben bir Nescafe keyfi vermek için oturdum. Aslında şu an göstersem size gülersiniz. Karşı koltuğun yastıklarını teklilere dizmişim. Örtüyü de sirkelemişim. Öylece bırakmışım. Mutfağa gitmişim. Demek ki artık neyin kafasıysa bir geldim Nescafe elimde koltuğu o şekilde görünce Allah'ım dedim ya Rabbim. Ama tabii ki de bunu hak ettiğim için içtikten sonra oturacağım. Aman oturacağım diyorum. İçtikten sonra koltuk örtümü düzelteceğim. Peki neyle içiyorum? Bakın. Tatlıyı akşama saklayacağım. Zaten gördüğünüz çok az kaldı bize. Saçıma falan da bugün hiç bakmadım. Tatlıyı akşam çayıyla yiyeceğim. Şimdi Nescafe ile beraber güzel kurabiyemi yiyeyim. Zaten bakın saat söylediğim gibi 5'e 20 var yani. Eşim de 5.30-6'ya doğru gelir. O zaman bana afiyet olsun. Biraz da dinleneyim bakalım. Bakın kahve keyfi yapmadan önce size yaptığım şaşkınlığı göstereyim. Yastıkları buraya yığmışım. Örtüyü de oraya bir güzel koymuşum. Ama şimdi tabii ki de ellemeyeceğim. Kahve keyfi yapacağım. Ondan sonra düzelteceğim inşallah. Ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Yorumlara falan cevap verdim. Çayım orada kaynıyor.
Maalesef ki, maalesef eşim yine gelmedi. Valla bu akşam erken gelir diye bekliyordum ama gelmedi. Siz yemeğinizi yiyin dedi. Şimdi size pastamın kıvamını göstereceğim. Ben bunu tabii ki de Yarenciğime vereceğim. Çünkü neden? Yaren yemek yedi. Ben eşim gelmeyince yemek yemedim. Şimdi böyle çay kahvaltısı gibi yapmak istedi canım. Bakın bir tane de yiyeceğim. Sizlere gerçekten doğruyu söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel. Bakın kakaolu çikolatalı şeyleri sevmediğim halde harika. Bir de böyle buz gibi soğumuş. Görüyor musunuz? Vallahi 3 komşuma verdim. İkisi dönüş yaptı, harika olmuş dedi. Onlardan böyle tam not alınca ben de çok sevindim. Şimdi çayımı doldurayım. Tepsime zeytin peynir falan koydum. Böyle kahvaltı gibi yapayım. Bunu ben yerim, olmazsa Yaren'e ayrıyetten tatlımı koyarım. Vallahi bakın arkadaşlar, çok güzel. Alta muhakkak tarifini inşallah öğlen unutmazsam yazacağım. O zaman şimdi ben çayımı doldurayım. Kapanışta tekrar buluşuruz diyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çayımı aldım. Bu sanırım 3. bardak çayım. Burada kapanışımı yapayım istedim. Saat şu an 10'a çeyrek var. Bugün biliyorsunuz 2 tane tarif paylaştım. İkisi de gerçekten birbirinden güzeldi. Benim gibi bu tarifleri ilk defa deneyecek olan arkadaşlar varsa şiddetle tavsiye ederim. Çok güzeldi. Gerçekten biliyorsunuz artık zaten beni, güzel olmayan bir şeyi asla tavsiye etmiyorum. Ama güzel olanı da tabii ki de söylüyorum. Yarın cuma arkadaşlar, ben hepinize şimdiden hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.